göklere yükselen Alaydağ ve onun geniş kırlarını, uzun yollarını kim aşmamış ki halkım? Davet edip getiremeyeceğim Çin hanını Tanrı göndermiştir. Evime kut inmiştir. Belalı kırk bahadır, buraya gelin. Hana selam verin. Binmesine yürük, giymesine kürk elbise verin, esirgemeyin. Akkulayımı çekin. Manas'ın ordusundaki yiğitler oraya buraya koşuşup, hakim beyler telaştan ne yapacaklarını şaşırdılar. Manas sözünü bitirir bitirmez, yiğitler Akkulayı yedeğe alarak 9 ünlü koşu atını getirdiler. Atların hepsi eğerlenmişti. Akkula'daki altın eğerin başına sırlı mızrak, yanına akkelte kılıç, terkisine balta bağlanmıştı. Kırgızlar Almanbet Han'ın şerefine sarı oğlağı kurban kestiler. Manas hazineci Kurnaz Yiğit'e büyük heybeyi açtırdı. Almanbet'in başına kızıl altın sikke, para serpti. Yuvarlak başlı insanların talihi için 40 bin altın sikkeyi yiğitlerine talan ettirdi. Kova kova yağları Almanbet'in başından çevirip dört ayaklıların talihi için köpeklere yalattı. Üç canlının etini Almanbet'in başında çevirip bu kantlıların talihi için diye kuşlara yedirdi. Almanbet'in eski giysilerini zavallı, gariplere pay etti. Kırk çoranın içinde zor anlarda faydası değen, sıkıştığı yerde çare bulan, temiz sözlü Serek adında bilgiç biri vardı. O Manas'a şöyle dedi. Bahadır, Kırgızların adetine göre han geldiğinde şerefine at kesilirdi. Dedi Serek. Manas bacaklarına vurup kahkaha atıp güldü. Evet Serekciğim doğru söylüyor. At kesmeden han karşılamak bizim adetimizde yoktur. Millet han geldikten sonra at kurban keselim, hazırlayın. Manas, Bahadır Almanbet'e cebe giydirdi. Akulasının başladığı iki tulparı yedeğe alıp gelerek onlara hediye verdi ve şöyle dedi. Almanbet hanım karargahıma gelmişsin. Yola koyulacaksan Akkula atıma binip bu atları sürüp git. Mızrağım, tüfeğim sana emanet. Sana verecek hediyem bunlar, kabul et, kalacağım dersen işte halk, gideceğim dersen işte yolun. Almanbet ses çıkarmadı. Almanbet ile Manas, Tanrı huzurunda hayatta ve ölümde beraber olmak için halkın önünde dost oldunuz. Ananın beyaz sütünü emen kardeş ikiz kardeş oldunuz. Andı bozuk birbirinize fenalık düşünürseniz, başınız işte bu çubuk gibi alınsın. Tanrı lanetlesin, Umay ana belanızı versin. Epeydir suskun duran halk bunu tasdik etti. Kötü niyetliyi yer vursun. Üstü açık mezar vursun. Anlaşma sona erip halk dağıldıktan sonra herkes kendi evine giderken Almanbet tahsis edilen ak otağı yalnız gitti. Bunu gören Manas Almanbet'e kız bulmayı düşündü. İki gün uyumayan Manas sonunda Almanbet'e kız bulmadan önce evvel kendisinin evlenmesi gerektiğini düşündü. Manas babası Cakıp'ın sırrını söyledi. Baba, yaşım 30'dan aştı. Kayıp Han'ın kızı Karabörkel'e geçtiğinde, Şoruğ'un kızı Şımarık Akılay hediye olarak geldiğinde çaresiz evlenmiştim. İkisi de doğurmadılar, bana yoldaş olamadılar. Dünürlerinin keyfi iyi değil, tekrar düşmanlık besleyecektir. Örf idetlere göre beğendiğim bir kızla nişanlanmadım, severek murada ermedim, dedi Manas. Söylediğinde haklısın oğlum, dedi Cakıp, oğlu evlendirmek babana farzdır. Nasıl bir kadın istiyorsun? Kimin kızını beğeniyorsun? Gönlündekini söyle. Lakırdı laf söyleyen. Geceli gündüzlü göz oynatan. Yanında yiğitleri olan. Beyin kızı olmasın. Hep bilgelik taslayan. Ne iş yapsa gizleyen. Pirin kızı olmasın. Muhafızları yanında. Şımararak yetişen. Han kızından olmasın. Kaymak yiyip evde yatan. Babamın gözü açıkken. Gözü mirasta olan. Gideceğim erkek bey olsun diyen.
Zengin kızı olmasın. Tabana çatlak, yüzü kalın. Konuşmasını bilmeyen. Köle kızından olmasın. Baba kendin bilirsin. Şöyle böyle kadınlar. Beni memnun edemez. Gösterişli olmayan hoş sözlü. Nurlu yüzlü, cadı gözlü. Dik boyunlu, düğme baş. Kavrayışlı, ciğeri taş. Kahkülü güzel, uzun saç. Kocasına iyi davranan. Halkı için çare bulan. Tanrı'ya yalvarıp yaşayan. Dünya güzeli olsun. Düşünceli kız olsun. Manas gönlündeki sırrı şaka yoluyla Cakıp'a anlattı. Baba, dostum Almanbet'e kızara. Beraber evlenip, beraber düğün yapalım. Almanbet'in nasıl bir kız istediğini bilmiyorum. Dedi Cakıp Bahadır'a gülerek. Almanbet yere baktı. Baba, dedi Manas. Bana layık bulduğun kızdan üstün olursa olsun, eksik olmasın. Bunu işiten Cakıp Bay yanına yoldaş alıp, iki ata para yükleyip, Manas ile Almanbet'e kız aramak için atlanıp yola koyuldu. Cakıp Bay iki oğlumu evlendirip babalık farzımı yerine getireyim. Uzaklara gidip kız aramalı demesinler diye Çarcuy ve Fergana'dan başlayıp Semerkant, Taşkent, Buhara'ya kadar dolaşıp kız aradı. Kız arayacağım diye ihtiyarın görmediği kalmadı. Ama gönlünce bir kız bulamadı. Sonunda Tacik yurduna geçerek 30 şehrin hanı Atemir'in Sanirabiga denen kızını beğenip döndü. Cakıp Büyük Karadağ'daki her yere dağılmış halkına geldi, onlara haber verdi. Manas Büyük Tepe'ye avlanmaya gitmişti, ona haber verdiler. Halk toplandıktan sonra Cakıp acele etmeden başından geçenleri anlatmaya başladı. Han bahçesindeki cıvıl cıvıl gölde gezinip eğlenen kızları, çiçekler arasından gizlice seyredip oğlum Manas'ın söylediği gibi zarif, masum gözlü, uzun kirpikli, ince belli güzel bir kızı beğenmiştin. O Atemir padişahın kızıymış. Sanırabiga kız sana layıktır, sana akıl verecek, gönlünü avutacak, tutumlu biridir. Onu alırsan yolun açılacak, kaçanlar eline gelecektir. Israr ve inat ederek babasıyla konuşup onu razı ettim ve kızını istedim. Razılığını aldım, küpe taktım. Başlık parası ve nişan duası için 30 gümüş sebikeli mal, 6 gümüş sebikeli altın verdim. Yine bir kızı Almanbet'e layık gördüm. Beni kaygılandıran bir şey var. Atemir Han elden gelmeyecek, bulunmayacak kadar fazla hayvan isteyip şartını koydu, dedi Cakıp. Nasıl bir şart, dedi Manas. Ben hayvan sayısından korkmam ama o hayvanlarda bulunmayan renkli hayvan istiyor. 60 devenin yarısı dişi, başları siyah, diğer kısımları beyaz olsun. Yarısı erkek, baldırı beyaz, diğer kısımları siyah olsun diyor. 500 altın yarısının yüzü siyah, burnunda beneği, alnında beyaz lekesi olsun. Ön tarafı beyaz, kuyruğu siyah olsun. 50 tanesi alaca, 50 tanesi açık kızıl, 50 tane kula, 25'i al, doru, kızıl olsun diyor. 50 tane beyaz inek, boğası siyah, 50 tane sarala, boğası beyaz, 50 tane kızıl öküz, saral öküz olsun diyor. Koyunların bini siyah, bini beyaz olsun diyor. 40 bin altın sikke para, iki erkek köle olsun diyor, Atemir. Dünürümün söylediği budur. Çin'de bu iş bu kadar değil mi? Kız vermemenin çaresi bu diye düşünüyorum, dedi Cakıp iç çekerek. Babacığım, bugün gördüğün yarın yoktur, kızma. Onları başım sağ olursa bulurum, dedi Manas gülümseyerek. Ben de büyük tepede uyurken bir rüya gördüm. Kenarları kırık olan bir ayı tutup yatmışım. Almanbet de böyle bir rüya görmüş. Bakay amcaya yordurduk. Eline gelen ay aldığın yerdir. Kenarlarının kırık olması çocuk doğurmayacağına işarettir. Sonra dolgunlaşması da eşinin gecikip doğurmasını bildirir, diye yordu.
O zaman Tanrım verecektir demek, dedi Jacob Bay. Ak otağın tüneyine bakarak Tanrı'ya dua edip, şimdi oğlum Manas, evleneceksen başlık parası hazırla. Cümle Kırgız içinde hısım ve akraba, dost ve arkadaşlar yapacağı yardımı yapar, dedi Manas oturanlara bakarak. Hey millet, Manas evlenecekse nasıl elimizdekini esirgeyelim, dedi ak balta sakalını sıvazlayarak, başı siyah olan beyaz deveden 100 tanesini ben vereceğim. Ne kadar dersen hazırım, beyaz başlı siyah deveden 100 tanesini ben bulacağım, dedi Berdike. Kökötöy at vereceğini, alınbek inek vereceğini, oşbu koyun vereceğini bildirdiler. Ak otağda oturanlar taş koymak suretiyle saydılar. 12 taifa Kırgız'dan 614 kişi vardı. Hiçbiri boş kalmadan Manas ile Almanbet'e yapacağı yardımı bildirdi. Sonunda Atemir'in söylediğinden 3 kat fazla hayvan bulundu. Dünürbaşı olarak seçilen danışman Bakay Mavi Vaşaklı kalpağını giyip, Gökala kalkanını eline aldı. Dünürlük işleriyle telaşlanıp 6 gün uyumadı. 7. Gen, Altay'dan göç ederken hayvan başı olup, alayda yol başlayan kula kısrağını iyi dilek için önüne alıp, başına at başı kadar beyaz bula bağlayıp, arkasından hayvanları sürdü. Kırgızlar sıbızgı, çalgı, çalıp, şarkı söyleyerek debdebeyle Atemir Han'ın şehrine kanıkeyi almak için yola koyuldular. Damat olacak Manas 12 bin seçkin Bahadır'ı yanına aldı. Dünür evine doğru yola koyulan kalabalık kafilenin başından ayağına göz ulaşmıyordu. Aksakallılardan Şoy, Kırgıl, Acıbay'ın başladığı büyük dünürler, Çığırda Hanım'ın başladığı yaşlı kadın akrabalar, seçkin Bahadırlar, baba oğlun arkadaşları, kopuzcu, zurnacılar olmak üzere 40 kişi gidiyordu. Deveci Dörbön önünde 300 deve sürdü, atçı Salamar 3000 atı sürdü, inekçi Deldeş 900 ineği idare etti, koyuncu Kongurat 30 bin koyunu sürdü. Hüda göstermesin ki, göğe yükselen tozdan ve dumandan yol gözükmüyordu, gökte yıldızlar görünmüyordu. Yolda sıra sıra olan hayvanlar birbirine karıştı. Dağ, ormanlardaki yırtıcılar, kurt, ayı, pars kaplanlar da sürüye karıştı. Dünür evine doğru yola koyulanlar 13 gün yürüyüp 12 kapılı Keypaba'dan şehrine ulaştılar. Atemir Han'ın yiğitleri Han'a şehire düşman geldi diye haber verdiler. Şehir halkı korkup askerleri telaşlanırken Manas'ın çoraları geldiler. Atemir Han şehri kaplayarak gelen halkı hayvanları gördüğünde şaşkınlık göstermedi. Dün umuduyla gelen halkı iddet gereği de saygı selamla karşılamadı ya da gelen hayvanları tutup almadı. 61 keyifli şaşa kaldı. Atemir Han aklını başına topladı, şarkıcılardan şarkısını dinleyip, dünürü olan Kırgızların aklı selim ihtiyarlarını karargahına davet edip ağırlayarak örf ve iddetlere göre hürmet göstermeye başladı. Damat olarak geldiği ilk gün çadırdaki Ermanas'ın yanına Atemir'in adamları çekinip giremedi. İkinci günde Manas'la kimse ilgilenmedi. Gece olunca Bahadır sinirlenmeye başladı. Akulasını çekti yanına Acıbay'ı alıp arzuladığı kızı görmeye gitmek istiyordu. Atemir'in övülen kızının aklındakini öğrenmeye, güzelliğini görmeye niyetlendi. Bahadır Manas, 70 kabilenin dilini bilen Acıbay ile beraber geniş kaleye bir çaresini bulup girdi. Han'ın güzel gölünü dolaşıp Altın Saray'daki Melike kızın karargahına ulaştı. Acıbay kapıya bakan 7 kadın cariyeyi parayla kandırıp, Manas'ı Sanirabiga'nın bulunduğu odaya soktu. Manas, han olduğundan beri kadınların böyle zarifini görmemişti. Şu dünyanın haline bakın, güzel Sanirabiga tam buluğ çağındaydı. Sofada 30 altın lamba yakılıp, ev gündüz gibi aydınlatılmıştı. Altın perdelerin arkasında altın taht üzerinde sakin yatan Sanirabiga'ya Ermanas dikilip baktı. Manas'ın kalbi teke derisinden yapılan büyük tuluma doldurulan kımızın çalkalanması gibi küt küt çarpıp vücudunu titretiyordu. Sanirabiga Manas'tan ürküp perdesini çekti. Lambayı alarak yabancı adamın yüzüne baktı ki, iki gözü ateş gibi yanıyor,
Karşısında değişik yüzlü, dağ gibi kocaman, heybetli bir kişi duruyordu. Erkek yedin bakışından ürkme güzel, dedi Ermanas. Kapımın sögesinde siyah at gibi duran, perdeme elini uzatan kim o, dedi kız sinirlenerek. Kız arayan Bahadır benim. Kızın ziyaretine geldik güzelim. Dışarıda kız mı kalmamış? Alacağı kızı bilmeyen nasıl şeysin sen? Yakalanmadan defol. Babanıza hayvan, altın, gümüş verip sizi almaya gelen Manas benim. Han karargahının muhkem kapısını açıp, bekçi kızları korkutup aşa gelen Manas benim. Sanırabilge kızın adını işitip, karargahına girip mis gibi kokan perdesini açan Manas benim. Kızı alacağım diye tahkir edip korkutma. Kız korkutan yiğit değildir, kız alacaksan usulüyle, liyakatıyla, aleve kalın ile aleve hükümdarlık, mevki ve servetinle fazla övünme Bahadır, dedi kız. Adım Manas olduktan sonra, kendim Bahadır olduktan sonra neden korkayım? Devlet ve zenginlik elimdedir, istediğimi alırım, dediğimi yaparım, karşı koyarsan göreceğini gösteririm. Benim olacaksın, dedi Manas cesaretlenip kahrolarak. Manas denen sen isen, ben de Sanırabiga'yım. Adın Manas olduğu için mi halkın sana eğilmesi lazım? Yeryüzündeki kızların ayağına uzanıp yatması mı lazım? Manaslar çoktur. Uşağımın adı da Manas, çobanımın adı da Manas, hizmetçimin adı da Manas. Babamın evini pisletmeden canlıyken buradan çık git. Şimdi gitmezsen ecelin gelir, dedi han kızı, hançerini eline alıp öfkeyle Manas'ın üzerine yürüyerek. Bahadır Manas kızın elini engellerken fırlayan hançer bileğini çizip geçti. Sinirlenen Manas Sanırabiga'yı itti. Sanırabiga'nın dikkati dağılıp, gözlerinden yaş dökülüp başıma geleni görürüm diye direnip ses çıkarmadı. Manas başka bir şey söylemeden han karargahından çıkıp askerlerinin yanına vardı. Kan içmiş gibi hırsı tutan Manas, ordusundaki davulları aniden çaldırdı. Kalenin iki başına savaşa çağıran davul sesi hemen ulaştı. Davulun ardı ardına çalındığını duyduğunda dünürlüğe gelen Kırgızlar yiyeceklerini ve içeceklerini bırakıp, evlerden, sokaklardan, köşelerden çıkıp şehir civarındaki Manas'ın ordusuna dalga dalga yığıldılar. Sıra olan Bahadırların önünü engellediler. Dünüre iyi niyetle gelip, kız yerine karargahını basmak hangi atanın adetinde vardır? Durun. Atlarınızı geri çevirin. Cakıp Bay Manas'a söz dinletemeyip çoralarına bağırdı. Oğlum Manas, kocadığımda senin dostluğunu, alacağın kızı, görelim diye gelip mızrağın ucunu, kılıcın tığını nasıl kana boyayıp gidelim. Sinirlerine hakim ol. Aklını başına topla, dedi ihtiyar Kökötöy Manas'a öğüt vererek. Bu sırada kazan kadar sarık saran Atemir, han 60 atı hediye alıp kapıdan çıka geldi. Hürmetli Üstad Kökötöy Han, Aziz Bakay Han dünürlerimin sözüne gelelim. Atemir han başına eğrek ellerini göğsüne alıp Kökötöy Han ile Cakıp Bay'ın önüne çıktı. Kusur bizden geçmişse affediniz dünürlerim. Damadım Manas affetsin. Size 60 at hediye. Başım hediye. Kızı size vereceğim. Atemir Han'ın sözü yerinde söylenen söz oldu. Kız veren tarafın sözü olumludur. Bahadır Manas'ın düğününe gidelim millet, dedi Kökötöy beyaz sakalını sıvazlayarak. Kalabalık yeniden uğultu yaparak şakalarla, eğlencelerle han karargahına doğru yöneldi. Kaledeki sönen mumlar tekrar gökteki yıldızlar gibi yanmaya başladı. Şimdi Atemir, karargah odasına kuş tüyünden atlas döşek konulup Manas yalnız bırakıldı. Atemir koşuşturmaktan belalı manası unutmuştu. İki gün, iki gece yemek yemeyen, kimseyi göremeyen Bahadır Manas aklını oynatacak gibi oldu, kahrolarak evde yalnız kaldı. Yanında ne eğlence düzenleyip neşelendirecek 40 yiğidi var, ne de oyun düzenleyip gönlünü açacak kızlar var,
Şehir içinde gürültü, keman, kopuz, şarkı sesleriyle debdebe sürerken tek başına kalan Manas sinirlenmesinde ne yapsın? Manas savaşmaya düşman, dayanmaya da arayıp dururken dışarıda 40 çorasının başı kırgıl gözüktü. Manas ona eziyet etti, kırgılı söze getiremeyen Ermanas onu kaldırıp yere vurdu. Bu esnada Serek Çor'a girmişti, ona da bağırdı. Hey ap, Manas niye kükrüyorsun? Biz senin almaya geldiğin kadının mıyız? Kız gelmezse acısını bizden mi çıkaracaksın? Gözünü açsana. Serek'in sözü er manası etkiledi. O bakayın idare ettiği dünür sahipleriyle konuşmadı. Akkula'yı çek buraya. Manas uşağına emretti ve zırhını giyemeye başladı. Yiğitler atlanınız. Manas, damat olarak geldin, katliam yapayım deme, dedi Bakay Manas'a engel olarak. Kara duman kesilen Manas Bakay'ın sözünü dinlemedi. Kırk çorosu ve askerleriyle atlanarak şehire meydan okudu. Kırk çoro gafil yatan Kıybas'a baskın yaptı, karşısına çıkıp havlayan köpeklerini yayla susturdu, ekmekçilerin tandırlarını harap edip göze gözüken erkeklerini saf dışı etti. Atemir Han saraydaki kadınlar ve kızların başlarından sürüştürüp gün boyunca Manas'ın yanına kimsenin girmediğini, damadının yalnız kaldığını öğrendi. Lanet olsun, yine damadın kahrına kaldık, o kızmakta haklı, dedi Altemir Han boynunu kısarak, şimdi ben hangi yüzümle Manas'a gideyim? Atemir'in üzüldüğünü duyan, kırmızı giyinen ay yüzlü 17 yaşındaki Paksan Rabiga kız babasının yüzüne baktı. Zarif, hoş tabiatlı güzel Sanırabiga hem cinslerinden daha çekiciydi. Kurumuş dallara bakarsa hemen yeşerirdi, kanadı. Kurumuş kelebeklere dokunursa kelebekler dirilirdi. Kuru yere su serperse çiçek bitip açardı. İpek gibi saçlarını tararsa yıldızlar beyaz kar gibi yağardı. Kederlenirse gök tutulup dağ taşı kara bulut örterdi. Gül yüzlü Sanırabiga kuşunki gibi sesleriyle kız olduğu halde babasına akıl verirdi. Zorda kalsan da başını kaldır babacığım, bana izin ver. Bütün tacik ve hemşerilerim için kendimi bağışlayayım. Manas'ın yolunu keseyim, ona sözümün doğrusunu söyleyeyim. Ben bir şeyler yapayım, onu savaşı durdurmaya ikna edeyim, alacaksa ebedi yeri olayım. Atemir Han dertli gönlünü avutan kızına özenle bakıp, zor anda akıl bulduğu için gönlünden razı olup, erkek olsaydı tahtımı verecektim, şimdi hanın yoru olmaya layık oldu, diye düşündü. Kız Sanırabiga 40 kızı yanına alarak ay yüzüyle göz kamaştırarak yola koyuldu. Kızların önünde Sanırabiga'nın küçük erkek kardeşi Akılbayıs Altıbey'i peşine alarak bayrak direğine beyaz mendil bağlayıp, Altın Koca'ya özel tatlılar koyup kalabalık halde gelmekte olan Kırgız ordusunun önünü kesti. Beyaz bayrağı ve dizili kızları gören, ordunun önünde yürüyen kulağı delik, gözü keskin Bakay Durun, işareti verdikten sonra sallana sallana gelmekte olan askerler atlarını geri çektiler. Bu sırada ordunun önüne Manas geldi. Sanırabiga kız altın elbiseleriyle naz yaparak Manas'ın önüne geldi. Tatlı tatlı gülüp kuş gibi öterek şöyle dedi. Bahadır, kızların nazına o kadar darılma. Yarınızın denemesine dayanamadan tacik halkını suçlamanız nedir? Kavgayı başlatan benim ama dayanamayan siz oldunuz. Kavganın başı benim ama gaddar siz oldunuz. Sadece kılıcın han olmasını değil, akılın da han olun. Yerinizi cezalandırın ama halka dokunmayın. Yağma edip neye erişecekseniz. Huyunuzu öğreneyim derken hançerim elinizi çizdi, kabahat benden geçti. Genç başım uğrunuza hediyedir, Bahadır. Düğümü efendice çözün, öfkenizi basın, Bahadır. Sanırabiga kızın akıllıca söylediği söz ilaç gibi geldi. Bahadır Manas'ın buz gibi olan yüreği eriyip, sakinleşti, kıza bir şey söylemeden durakaldı. Kabahat bizde, dediğiniz olsun, Bahadır Manas, han kızı Sanırabiga kardeşimi Kara Kırgız hanının nikahına verdik, dedi. Atemir'in kardeşi Abılkasım.
Yağmaya gelen askerlerin önünde Abul Kasım Bey şöyle duyurdu: "Millet, yol verin, dünürler geliyorlar. Kara Kırgız'ın hanı Bahadır Manas, Atemir Han'ın kızı Sanırabiga'nın ziyaretine geliyor. Adet gereğince Sanırabiga'yı 3 gün sonra göndereceğiz. Düğüne davet ediyoruz. Debdebeye davet ediyoruz. Atemir Han şimdi Tacik halkının iddetleriyle kızım kocaya vermek istedi. Hazinesini açtırdı. Cümbür cemaat sıraya durup ortadan kız ve damada yol açtı. Kızın ve damadın önüne Kırgızların getirdiği 300 deveye yüklenen kızıl altın sadaka olarak saçıldı. Bu yetmiyormuş gibi Atemir hazinedeki 100 bin altını da Allah rızası için saçtı. Atemir Han Manas için su kenarına mahsus bir boz ev diktirdi. Evin tüneyini altından yaptırdı. Evi halıyla döşetti. Kuş tüylerinden yapılan yastık getirtip atlas, şey kumaş, ipek yorganda 600 adedini tahtına koydu. Nikah hutbesi okutup kız ile damadı eve bıraktı. Beyaz çadırın yanına sırasıyla 40 ev dikildi. Karargâhtaki 40 kız her biri birden ata binerek gelip atlarını direğe bağladıktan sonra herkes yerine göre evlerine yerleşti. Bahadır Manas alacağı kızı, yatacağı evi buldu. "Biz 40 çorası dışarıda mı uyuyalım ha?" Sözde usta olan Serek eğlenceyi başlattı. Atemir Sanırabiga kızının 40 hizmetçisini Manas'ın 40 çorasına vermek istedi. Sözde usta, kız tavlama yeteneği olan kapıda kalmaz. Kızları kendi iradesine bırakacağım. Kıza yarayan yiğit ev sahibi olacak, bize damat olacaktır, dedi Atemir Han. Böyle bir manzarayı kim görmüştü ki? 40 çoranın davranışına bir bakın. Dünürbaşı olarak gelen Bakay 35 yaşında, diğer yiğitler onlardan küçüktü. Çoralar bıyıklarını kıvırıp, yakışan elbiselerden giyinip, kemerlerin kuşanıp, hangi kız hangimizi seçer acaba diye kabarıp durdular. Manas söz söyledi, söylerken de şöyle söyledi: "Ey Bahadırlar, söze geliniz. Kendinizi kızlara seçtireceğinize alana çıkalım, yarışalım. Atımız hangi eve giderse, şansımıza hangi kız çıkarsa onu alalım. Güzel bir eğlence düzenleyelim." Manas'ın söylediğini kızlar da kabul ettiler, halk da doğru buldu. Manas'ın idaresindeki 43 Bahadır at seçmede zorluk çekti. Sonunda yine kendi atlarını tercih ettiler. Epey bir mesafeye vardıktan sonra delikanlılar gibi çığlık atarak atlarını geri çektiler. "Şu eğlenceye bakın." Çığlık atan 40 yiğit münavebeyle tepinip, üst üste kamçı vurup, kendi atını kendi sürüp, birbirine bakmadan atlarına hiç acımadan tozu dumana katarak geliyordu. Alman Betin Saral'a atı önüne çıkıp ilk dikilen Aruke'nin evine geldi. Bahadır Alman Bet nasıl bir kıza rastladım acaba diye boz eve girdi. Gördü ki çirkin, zenci gibi perişan bir kara kız oturuyordu. "Eyvah, şanssızlığıma bak, söz birdir, adeti bozmayayım." Alman Bet gönlünde böyle düşündükten sonra endişeyle evde otura kaldı. Baktı ki Aruke dua bilen, büyücü bir kız imiş. Alman Bet'i denemek için Efsun okuyup görünüşünü değiştirmişti. İkinci olarak Bahadır Bakay Miskin ama güzel kız Narkül'ün evine kök çoluğunu bağladı. Kılavuz Sırgık kök kazığını koşturup arkasında toz duman bırakıp güzel Siyagül'ün evine ulaştı. Ondan sonra Acıbay Karalı atını kabilede benzeri bulunmayan Ulugat kızın evine çevirdi. Dokuzuncu olarak gelen Çubak Seyilkan kızın evine yerleşti. Koşturmaktan konuşacak hali kalmamıştı. Kan ter içinde kalmıştı. 23. olarak gelen Serek Narkızıl atını Talap Bübü evine çevirdi. 44. olarak Akkula atıyla sallana sallana Arslan Manas geldi. Manas Beyaz Saray'a ulaşınca önüne endamlı şık giyinen dünya güzeli Sanırabiga çıktı. "Bahadır atınız süper yürük imiş." Sanırabiga gülerek vakit geçirmeden Manas'ın atının dizginini tuttu. "Baktım ki beyim sana rastlamışım, atından in Bahadır." Manas nazlanarak yürüyen Sanırabiga kızın peşinden hazırlanın ak otağa girdi.
Ertesi gün düğün ziyafeti başladı. Sofralar bin türlü yemiş, tatlı, yemek ve şaraplarla doldu. Düğünden memnun olmayan sadece Alman Beti'di. Belalı kara kız nereden çıktı karşıma? Başkalarına güzel kızlar düştü diye gönlü soğuyup kıza sırt çevirdi. Aruke'nin sırrını yalnız Sanıra Biga biliyordu. İğrenç kara kızı yanına çağırıp kulağına fısıldadı. Aruke, Alman Bet Han'ı mahcup etme, Hakan'ın gözde adamıdır. Küçümsenecek biri değil. Çok önemli biri. Gönlüm Manas'ta ise ona var. O Bahadır Manas'tan eksik değil, yoksa Alman Bet beni alsın. Aruke şöyle dedi. Ablacığım, diğer kızlar gibi kısmetime, bahtıma niye kırgız çıkmıyor? Alnıma yazılmış gibi, o sersem huysuz Çinli nereden çıktı? Sanıra Biga kızdı. Öyle söyleme Alman Bet senin suratını görüp cahil zannediyordur. Gözünü aç, avucunda bakır değil, altın var. Farkını bil. Serseri Çinli diye gönlünü üzme. Alman Bet fazlasıyla güçlü biri, dedi Sanıra Biga. Ablacığım, Aruke Nis yiğitler arasından seçe seçe sonunda Çin'den gelen cahile gitmiş diye halkın benimle alay etmez mi? Namusun için ona varmayacağım. Sanıra Biga suratı asık, ruhu sönen Alman Bet'in yanına vardı. Alman Bet ağabey, yanına gelen kara kızın durumunu anlatayım. O şöyle böyle bir kız değil, felaket bir kızdır. 6 yıldan beri yanımdadır. Kız doğuştan öyle zarif ve güzel ki, benden akıllı, hepimizden bakımlıdır. Siyah gözlü, benzi kızıl, kaşı kara, ay yüzlüdür. Gerçeği söylersem, o sizden pek hoşlanmıyor. Bizi zorda bıraktı. Onu kendi haline bırakıp, tatlı sözlerle kendini alıştır, yavaş yavaş düzelir. Yaman kara kızan hoşlandım diye alevi öyle yapmazsan kaybedersin, dedi Sanıra Biga kız. Er Alman Bet söze uyarak Aruki'ye gitti. Gidip gördü ki Alman Bet gözlerine inanamadı. Kara kız evvelkinden de kararıp kazan kurumu gibi olmuştu, görünüşü insanı korkutuyordu. Alman Bet toza bulanmış yüzü buz kesilen kızın yanında durmaya dayanamadı. Tekrar Manas'ın yanına vardı. Bahadır Manas, o kara kız ışıktan yaratılmışsa da, gökten inmişse de kadınlığı almayacağım. Bir belaya kalmak istemiyorum. Atım kazandı diye o kızı alırsam mutsuz olacağım. Beni küçümseyen kızı peri olsa bile almayacağım. Alman Bet ellerini silkerek atına binmeye kalktı. Sanıra Biga kız bir boyunca uyumadan Aruken ile konuşmasına rağmen ona söz geçiremedi. Bunu öğrenen Ermanas çok kızdı. Hey, Atemir Han'ın kabahati bu. Kızları kızım diye, büyücü cadıları kadın diye toplayıp kandırıp kocaya vermesi nedir? Kızları yiğitlerimi sevmiyorsa buradan gideceğim. Başka yerden bahadırları seven kızlar bulunur. Kadınlara muhtaç değiliz. Onlara kızlarından eksik olmayan kızlarımız var. Damadın yoldaşlarını sevmemesi damadı sevmemesidir. Kızları havalı olan yerin halkını kırıp geçeriz. Manas Sanıra Biga'yı tersleyerek giyinmeye başladı ve davul çalmaya hazırlandı. Manas ile Alman Bet'in öfkelendiğini öğrenen Akbalta ve idaresindeki ihtiyarlar su kenarındaki beyaz çadıra geldiler. Manas'ı araya alarak teskin etmeye çalıştılar. Atemir Han Sanıra Biga kızın hizmetçileriyle bir süre konuştu. Aruke çok akıllı bir kız idi, söz dinlerdi. Han başını atlayıp geçen başın nereye varacak? Halka kötülük göstereceğime kendim göreyim. Allah'ın emrettiği nikahtan kaçıp huzur bulmak mümkün mü? Dedi Aruke Alman Bet'e varmaya ikna olarak. Aruke dikelen evine girip Efsun okuyup eski güzel kız haline dönüşmüştü. Şimdi Aruke'nin güzelliğine yalnız Alman Bet değil, onu görenler bayıldılar.
Alman Beth ile mutsuz Haruki yan yana durdukları zaman düğünün tadı çıkmaya başladı. Usta şarkıcılar Haruki'nin güzelliğine imrenerek şarkı söylediler. Taciklerin dansı oynandı, şarkısı söylendi. Manas'ın idaresindeki 43 çoraya nikah kıyıldı. Büyük dünür çığırdı, hanım Atemir han ile hatununa döndü. Tanrımın nasip ettiği padişah han dünürüm, akrabalarım. Kızınıza yakıştırıp ad veren baba annesizsiniz. Şimdi Sani Rabiga bize gelin oldu. İzin verirseniz oğlumun düğününde güzelce gelinimize kendi dilimize göre ad verelim ki iki adı beraber kullanalım. Manas'ın karargahındaki hatun olma şerefine erdiği için han anne derecesini gösteren Kanike adını verelim. Bütün millet çığırdının sözünü kabul gördü. Narin belli, akıllı, nazlı, geniş alınlı, güzel gözlü, ince dişli, tatlı sözlü Kanike şimdi Kırgız ihtiyarlarına eğilerek hürmet gösterdi. İhtiyarlar yeni gelin için hayır dua ettiler. Kanike'nin akıllılığı ve çalışkanlığı tacikler ile Kırgızlar arasında duyuldu. Her şeyi önceden hazırlamıştı. Topladığı çeyiz sadece kendi başına değil, hizmetçisi olan 40 kıza da yetti. Her hizmetçi kızın evini süsleyip onlara yine 30'dan şayi ipeki ve yorgan pay etti. Manas ile Kanike'nin düğünü 40 gün sürdü. Halk eğlendi, gönlü açıldı, evli olanlar evine döndüler. Ayrıca çığırdı hanımın idaresindeki 900 kadın dönerler, yanlarında 43 kadını da beraberinde götürdüler. Böylece renge renk katıldı. Her şey mükemmel gitti. Alman Bet'in darılarak Manas'a geldiğinden midir nedir, düşmanla beraber savaşan, düğünü beraber yapan, avı beraber avlayan Kırgız'a akraba olan Aydarkan'ın Oluk Ökçe uzun süredir ne haberleşti, ne de mektuplaştı. Manas üzüldüğünü belli etmeden içinde sakladı. Günah Kökçe'dedir, ordusuna dokunmadım, ya otlağını zapt etmedim, yahut yiğitlerini öldürmedin, niye darılsın ki? Başına iş geldiği gün gelir diye içinden üzülüyordu. Derken bir gün karargaha Kökçe'den haber geldi. Bahadır Manas, sözüme şahit, Er Kökçe'nin mühürü işte bu, yazdığı mektup da budur dedi haberci. Bahadır Kökçe mektubunda, Altay'daki Kalmuklar yer kapmak için Kazakları kovuyorlar. Manas yardıma gel diye yazmıştı. Bahadır Manas Kökçe'nin yardım istediği için memnun oldu. Akrabalık dostluktan da öte bir şey dedi. Manas zaten göbek kanının aktı, çocukluk günlerini geçirdiği güzel Altay'ı özlüyordu. Tekrar gitmek istiyordu. Yiğitler, Altay'daki Kökçe'ye yardım edelim. Atlanınız. Bir hafta hazırlık yapıp hareket edeceğiz, dedi Manas. Atı soluk aldıktan sonra haberciyi erkenden atlandırdı. Sen gide dur, yolu biliyoruz. Gidip Er Kökçe'ye söyle. Manas geliyor de, düşmana cesaretle dirensin. 2 ay sonra Bahadır Manas ordusuyla Er Kökçe'nin Altay'daki avluna davul çalarak gelip indi. Görmüş geçirmiş tecrübeli Er Kökçe Bahadır Manas'ın önünde bozkurt yarışı ve eğlence düzenleyip ona buğday unundan yapılmış ekmek sunarak onu türküyle karşıladı. Kalmuklar Manas'a haber gittiğini öğrenince ürkerek kavgayı bırakıp kazaklarla çoktan barışmışlardı. Alman Bet ile Kökçe iki yiğit birbirlerini özlemişlerdi, gözlerinden yaş akıtıp sarılarak görüştüler. Savaşmaya düşman bulamayınca Bahadırlar çiçeklerle örtünen Altay'da eğlenelim, keyfimize bakalım, avcılık yapalım diye Torbagoy Dağı'na geldiler. 7 gün kartal avladılar, av köpekleriyle geyik kovaladılar, at yarışı yaptılar. Bir kere Hakan Çin tarafından çıkan kervanı gördüler, en önde beyaz bayrak tutan yaşlı bir kervanbaşı vardı. Bahadır Manas kervana yönelip hal hatır sordu. Yanaşarak gelip selam verince Kalmukça cevap aldı. Kervan kimin diye sordu Manas. Üsön'ün dedi beyaz sakallı yaşlı. Üsön kim amca dedi Manas.
Kalmukça konuşsanız da, kalmuk gibi giyinmiş iseniz de Kırgızlara çok benziyorsunuz. Sizin kökünüz nedir? İhtiyar beyaz kalpak giyenleri görünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kalmuk ve Hitay, Kırgız yenik düşürdüğünde bizi köle olarak götürmüşlerdi. Şimdi ise 6 ayda Cakıp kardeşimin oğlu Manas'ın han olup Kırgız halkını kurtardığını duyup yurdumuza dönüyorduk. Manas ses çıkarmadan dinledi. Bakay dayanamadı, bağırıp üsöne sarılarak düştü. Bakay ağlamasını kesinceye, aklını toparlayıncaya kadar Üsön dede halka yalvardı. Kurbanınız olayım, siz kimsiniz, neredensiniz? 40 yiğidin başı kırgın söze karıştı. Yaratan bize lütfetmiş Üsön ağabey, kardeşleri birbirlerine kavuşturdu. Şimdi de Üsön dede ağlamaya başladı. Ne konuştuğu belli oluyor, ne de yalvarışı, ne de ağlayışını durdurabiliyordu. Kahraman Manas, kamuklardan yorgun gelen akrabalarını kaynar su kenarına davet etti. Kısrak kesip misafir etti. 74 yaşındaki Üsön'ün başından geçenleri dinledi. Nogoy Han'ın oğlu Üsön 24 yaşında kamuklara esir düşmüştü. Hanımı doğumda vefat etmiş, küçük yavrusuna Köpçe Göz diye isim vermişti. Sonunda Kamuk'tan kadın alıp 6 çocuk sahibi olmuştu. Közkama'nın çocuklarının büyüğü ve akıllı olan Köpçe Göz idi. Üsön adını Kalmukça Közkaman olarak değiştirmişti. Közkaman Manas'ın haberini duyup oğulları ile anlaşıp göç etmişti. Manas akrabalarımı buldum diye müjde verdi babası Cakıp Han'a. Bahadır Manas alayda döndükten sonra Kalmuk'tan gelen akrabalarının her birine boz ev diktirdi, binmesi için at hediye etti ve herkese çok değerli kürkler giydirdi. 30-40 baş inek, koyun ve at verdi her birine.